Queria dar os parabéns tanto aos jogadores do Beşiktaş como aos jogadores do Fenerbahçe por isso. Bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi. Düşünüyorum ki Beşiktaş'ı da memnun etmemiştir. Çünkü iki takım da bugünkü maçı kazanmak için oynadı. Maçın ilk 70 dakikasında daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi. Daha fazla şut çeken, daha fazla pozisyona giren taraf Fenerbahçe'ydi. Maçın son 15-20 dakikasında Beşiktaş Fenerbahçe'den daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler onları oyun anlamında yukarı çekti. Son 15-20 dakikada bizim iki tane girdiğimiz pozisyon vardı. Bunun dışında büyük ve güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın hızı, teknik ve taktik anlamda güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki büyük derbilere baktığımız zaman bugünkü maçın kalitesi yüksekti oyun anlamında, atmosfer anlamında. Taraftarlar çok güzel bir atmosfer yarattılar. İki takım arasındaki rekabeti bir kenara bırakırsak, oyuncular da hem rakiplerine hem oynadıkları kulüplere saygı göstererek profesyonel bir çerçevede maçı oynadılar. O yüzden hem Beşiktaşlı futbolcuları hem Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum. Her maç aynı değil. Bugün çok iyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Kaliteli oyuncuları olan, kalite anlamında baktığımız zaman Fenerbahçe ile benzer ve aynı diyebileceğimiz oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Dolayısıyla diğer oynadığımız maçlara kıyasla bu maç biraz daha dengeli bir maçtı. Milli takıma 13-14 oyuncu veren takımlar bu tarz sorunlar yaşayabiliyorlar. Çünkü milli takımdan döndüklerinde oyuncular kaldıkları performanstan devam edebiliyorlar. Ama bundan Valencia'yı hariç tutuyorum çünkü bugün yüksek bir seviyede oynadı. Bugünkü yaptığımız oyuncu değişiklikleri daha önceki maçlara kıyasla beklediğimiz katkıyı veremedi. Normalde her maçta 5 oyuncu değişikliği yapıyorum. Ama bugün sonradan giren oyuncular ilk 11'de başlayan oyuncularla aynı performansı, aynı seviyeyi gösteremedi. Ama Rossi'yi saymıyorum çünkü o son 5 dakikada girdi. Ama özellikle ilk 3 oyuncu, oyuna giren ilk 3 oyuncu baktığımız zaman onlar girdikten sonra takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Beşiktaş'ta oyuna giren oyuncular oyuna olumlu anlamda katkı sağladılar.